Hüseyin Rahmi Gürpınar. Ahmet Mithat'ın izinde romanlar yazmıştır. Toplum için sanat anlayışını benimsemiştir. Naturalizmin ilk büyük temsilcisi olarak kabul edilir. Mürebbiyede ele aldığı tipler romancılığın anahtarıdır. Eserlerini sade bir dille yazmıştır. Hem iyiyi hem de kötüyü tüm yönleriyle vermek istemesi naturalizm anlayışını yansıtırken sosyal eleştirilerde bulunması onu diğer naturalistlerden ayırır. Tanpınar onun için sokağın dilini edebiyatımıza taşıyan adam ifadesini kullanmıştır. İstanbul'u iç mahallelerindeki yaşantıya kadar tüm canlılığıyla anlatır. Romanlarında servet düşkünü, cahil, aşırı ihtiraslı, batıl inançlı, züppe ve alafranga özentisi gibi gülünç yönleri vurgulanabilecek tipler seçmiştir. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserleri, romanları, Şık, İffet, Hakka Sığındık, Mutallaka, Mürebbiye, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Şıp Sevdi, Tesadüf, Metres, Gulyabani, Bir Muadele-i Sevda, Nimet Şinas, Cadı, Sevda Peşinde, Hayattan Sayfalar, Son Arzu, Torama, Tebessüm-i Elem, Cehennemlik, Efsuncu Baba, Meyhanede Hanımlar, Ben Deli Miyim, Tutuşmuş Gönüller, Billur Kalp, Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu, Mezarından Kalkan Şehit, Kokotlar Mektebi, Şeytan İşi, Can Pazarı, Ölüler Yaşıyor Mu, Dirilen İskelet, Para mı Kadın mı? Öyküleri, Kadınlar Vaizi, Namusla Açlık Meselesi, Eti Senin Kemiği Benim, Tünelden İlk Çıkış, Katil Buse, Gönül Ticareti, İki Hödüğün Seyahati. Oyunları, Hazan Bülbülü, Kadın Erkekleşince, Tokuşan Kafalar, İki Damla Yaş, Gülbahar Hanım. Tartışmaları, Cadı Çarpıyor, Sanat ve Edebiyat, Şekaveti Edebiye Tartışmaları.